Kanka dikkat et. Nerede? Kanka nasıl vurdu? Şneyder adam nerede biliyor musunuz? Ben sağdan bir ses duydum ama. Vurdum lan. Oğlum Yusuf top musun ya? Popalıyla oynuyorsun her zaman. Ne yapabilirim canım? Ben de böyle eğleniyorum. Microsoft bunu da yaptı. Geliştirici ekibin ellerine sağlık. Dur bir saniye. Ben bu adamları bir yerden tanıyorum. Microsoft'ta çalışan ikilimiz ve bunlardan birisi Gabe Newell olmak üzere bir gün aralarında anlaşıp bir şirket kurmaya karar verirler. Ve evet bu şirket o şirket. Bu şirket daha şişeyi burnunda olan oyun sektörünün bir şirketiydi. Bu hayallerini gerçekleştirmek isteyen Gabe ve Mike, Microsoft'ta bir süre çalışıp sermaye toparladıktan sonra Microsoft'tan ayrılıp kendi şirketlerini kurdular. Ama sanırım biraz işleri var. İşler Gabe ve Mike'ın düşündüklerinden 100 kat daha iyi gitmişti. Yaptıkları oyunlar sadece iyi olmuyordu. Çıktıkları türlerin liderleri oluyordu. Oyun tarihinin en iyi işleri olan Half-Life Portal, Left 4 Dead, Team Fortress, Dota gibi oyunları yaptılar. Sanırım Valve henüz kötü bir oyun çıkarma... 1999 yılında Half-Life'a mod olarak düşünülen Counter-Strike piyasaya giriş yaptı. Yıllar içinde gelişen Counter-Strike serisi... Bir saniye. Ben bu oyunun hikayesini niye anlatıyorum ki? Bildiğiniz gibi geçen günlerde Counter-Strike 2 duyuruldu. Oyun test edilmesi için sınırlı sayıda kişiye verildiği için sadece gördüklerimiz kadarıyla oyun mekaniksel, grafiksel ve bazı teknik şeyler açısından tek kelimeyle çağ atlamış gibi görünüyor. Bir saniye. Bu patlama efekti aslında bayağı iyiydi. Bakalım kim işimize yarar? Yaramaz. Hangi sütüncü bunu bu? Bu kim lan? Alo, kimle görüşüyorum? Yine uyandım, benim ne arıyorsun ya sabahın köründe? Almasın ne sen? Oğlum kurguda hata var, beni sen aradın. Merhaba, botlama yapabilirim ve animasyon yapabilirim. Neydi adı ya? Afgan pazarı. Evet, 3 tane tercih. Bu ne oğlum? Amacımız Counter-Strike 2'yi yapmak ama oyun sadece aktif oyuncuların %3'üne gönderildiği için daha oyunun neye benzediğini bile bilmiyoruz. Şimdilik sadece oynamaya hak kazanan yayıncıları izlemekle mükellefiz. Mükellef ne ama? Evet abi, Long'u da ben şahsen çok beğendim. İlk oyuna kıyasında daha güzel olmuş ya. Derli toplu. Gökhan'ım 5 lira göndermiş. Gökhan'ım teşekkürler. Alsaydı gösterir misin demiş. Şöyle şu oyunun güzel... Lan bir dakika. Lan! Sanırım bu böyle olmayacak. Oyuna bir şekilde erişmem gerekiyor. Sabah kim bu? Merhaba aman ben Gabe. Aman tanrım Gabe, bu sensin. Al bakalım bunu, oyna bakalım. CS2 için teşekkür ederim. Önemli değil evladım. Tam da bunun videosunu yapacaktım. Ve bu sayede CS2'ye sahip olduk. Kesinlikle korsan falan yok. Alper'le birlikte bir sunucu kurup hemen oyunu test etmeye başladık. Ayağım. Gel bakalım genç adam. Aman. Anlamasın da peze. Oğlum niye bak delikten vurmaya çalış. Amına. Dur, ne yapıyor oğlum? Dur. Neredesin lan? Ne ara kaçtın? Bütün bunlar olurken bir yandan da oyunu not alıyorduk. Önemli olan tüm özellikleri teker teker not aldık ve sanırım artık başlayabiliriz. Selam. Bugün birinci gün. Bu oyunu sadece 3 kişi nasıl yapacağız? Önce Player Controller'dan başlayacağız. Karakterimizin hareket etmesini sağlamamız lazım. Oyun tarihinde birçok Player Controller var. Biz bize en uygun olanı seçip onunla devam edeceğiz. Olayların nasıl işlediğini anlayabilmek için Dust 2'de saatlerce otizmli bir eşek gibi dolaştım. Olabilecek tüm senaryoları teker teker denedim. Ve az çok anladığımı söyleyebilirim. Valve Player Controller işini gerçekten bir sanat gibi yapıyor. Bunu kendi oyunumuza yapabilmemiz için Unity'nin dandik fizik motorunu kullanamayız. Kullanabiliriz ama kullanamayız. Oyun oynayan birinin gerçekten Counter Strike oynuyormuş gibi hissetmesi için kendi fizik motorumuzu yapmamız gerekecek. Sanırım lisedeki fizik dersleri ilk defa işimize yarayacak. Şimdi bomboş bir evren düşünün. Bu evrende hiçbir şey yok. Sadece siz ve hiçlik. Tamam, ne anlatmak istediğimi şimdi anlatıyorum. Bildiğiniz gibi dünyamızda belli başlı fizik kanunları var. Kanunlar sayesinde bir takım olaylar gerçekleşiyor. Örneğin bir elmayı yere bıraktığımızda...
Ama oyunumuz için oluşturduğumuz bu evrende bir elmayı bırakınca yere düşmüyor. Buradaki asıl amaç dünyadaki fizik sisteminin birebir aynısını yapmak değil. Gerçekçilik yerine eğlenceli fiziklerle oyunun verdiği zevki en üst seviyeye çıkarmak. Bir nokta düşünün. Bu nokta şimdi birinci boyutta. Şimdi ise ikinci boyutta. Ve artık üçüncü boyutta bir küp. Şimdi bunu oyuncumuzun boyutuna getirelim. Ve biraz ilerletelim. O da ne? Bir duvar. Oyuncu duvara her ne kadar kerkinse de içinden geçemiyor. Bunun nedeni ise burada gördüğümüz mavi ve yeşil tüm kutular AABB. Yani Axis Aligned Bounding Box. İşte bu sistem sayesinde collision'ları matematiksel olarak hesaplayabiliyoruz. Ve neyin ne kadar tepki vereceğini bilebiliyoruz. Günümüz motorları bunları bir tık, hadi bilemedin üç tık ile yapabiliyor. Ama kendi fizik sistemimizi yaptığımız için bu tarz bilgi şeyleri optimize ve deterministik bir şekilde en baştan yapmamız lazım. Merhaba. O kadar boş konuştuk, şimdi bunları oyuna aktarma zamanı. Yaptığımız şeyler sayesinde karakterimiz artık hareket edebiliyor. Ayrıca çapraz giderek daha hızlı gitme gibi bir sorunumuz da yok. O kadar şey yapıp sadece karakteri hareket ettirseydik olmazdı. Biz de bunun için oyuna Bunny ve Surf'ı ekledik. Bu sayede aynı Counter'daki gibi eğlenceli şeyler yapabilirsiniz. Ve eğer soracak olursanız, evet, Counter'dakinin neredeyse aynısı oldu mekanikler. Şimdi oyunu online yapıp test etme zamanı. Kapı çaldı, geliyorum, bekle. Hayır! Ne yapacaksın oğlum? Koy bakayım. Oha, hareket edemiyorum şu an. Lan! Abi çok acayip hissettiriyor ya. Kafama çarptı. Oğlum bu kim lan oyuna girdi? Ben Haç German. Oyunu hacıpladım. Oyunda hareket etmek için iki farklı yöntemimiz var. Bunlardan birincisi server side. Karakter yürümek için bir tuşa basar ve bu input sunucuya yükler. Sunucu bu input'u okuyup değerlendirir ve karakteri hareket ettirir. Karakterin son pozisyonunu ise tüm oyunculara gönderir. Ama bu hiç etik bir yöntem değil. Çünkü internetiniz kötü ise bu işlem çok uzun sürebilir. Bu da ping'e yol açar. İkinci yöntem ise client side. Bunda ise oyuncu kendisi hareket eder ve herkese yerini söyler. İşte bu da oyunu hile bombardımana tutar. Bombardımanına. Biz bu ikisini birleştirip client side prediction sistemini kullanacağız. Bu sisteme göre karakter kendi içinde hareket eder. Ama aynı zamanda input'u sunucuya gönderir. Böylece karakter hem sunucuda hem de client'te hareket eder. Ama olur da client ile server arasındaki mesafe açılırsa... Dur bir saniye, burayı dikkatli okumam lazım. Sunucu oyuncunun pozisyonunu sunucudaki en son yerine çeker. Böylece nah hile yaparlar. Bu sistem sayesinde bazı 4 harfli Türk yapımı oyunların üstüne geçmiş oluyoruz. Ne yani? Bir de oyuna map yapmakla mı uğraşsaydık? Bunun için CS1.6'daki mapleri aldık. Ve şunu söyleyebilirim ki gayet eğlenceli oldu. İnanmıyorsanız bakın yani. Bunları oynayanlar var mı acaba? Ben böyle oynayamam. Bunu yapa yapa bunu mu yaptınız? Çok kötü olmuş, bir daha oyun yapmayın siz. Rüyaymış. Sanırım ikinci güne geçtik bile. Ne kadar güzel abi. Bu saçma sahneden sonra anlayacağınız üzere silah sistemini yapıyoruz. Counter Strike'de her bir silahın kendine özel animasyonu, spray pattern'ı, karaktere uyguladığı yavaşlığı ve hasarı var. Biz de bizim oyuna bunları yapacağız. Şimdilik bu elimdeki şey bizim silahımız. Ne olduğunu anlamadıysanız Counter Strike'de siz ateş ettikten sonra iki tane mermi çıkar. Bunlardan bir tanesi tüm sunucuyla senkronize çalışırken bir tanesi ise sadece sizin gördüğünüz görsel efektler için. Hatta durun bunu göstereyim. Sırf bu sahne için Alper'in 2016'da yaptığı map'e giriyoruz. Ah, sonunda. Konsolu açıyoruz. SV Show Impacts 1 yazıyoruz. Evet. Kırmızı olan oyuncunun efektinin gittiği yer, mavi olan ise merminin sunucuda gittiği yer. Önemli olan da mavi olan. Ve bu iki noktanın CD birbirinden farklı ki insanlar silahlarda sekmeme hilesi yapamasın. Ayrıca önceden controller için bahsettiğim client side prediction sistemini silahlar için de yaptık. Artık silahlar tüm oyuncularda senkronize ve kimse hile yaparak kendine silah vesaire veremez. Bu konuda daha detaylı bir bilgi için Valve'ın resmi dokümentasyonunu inceleyebilirsiniz. Çünkü biz çok uğraştık. Merhaba, ben geldim. Oo, aman tanrım, peki ne zaman geldin? Saat 8.59'da. Bu bizim dünyamız için gayet olası bir senaryo. Merhaba, ben geldim. Oo, aman tanrım, peki ne zaman geldin? 56.522. tikte. Tik bir zaman kavramı. CS2'de yaptığımız tüm hareketler tiklerde kaydedilir. Hatta durun, size bunu bir animasyonla anlatacağım. 12 şeritlik bir Circular Buffer'da kırmızı olan ok verileri kaydediyor. Mavi olan ise verileri okuyor. Eğer olur da 12 bölümde biterse son veri ilk verinin üzerine kaydediyor. Burada da karşımızda 64 tiklik bir tırtıl olayı var. İlk veri olan A gittikçe sona yaklaşıyor. Ve son kısma gelince yerini ilk başa yeni gelen M verisine bırakıyor. 22 Mart tarihinde Valve resmi YouTube kanalında paylaştığı CS2 trailerında
yılında bu tik sistemini geliştirip saptik sistemini yaptıklarını duyurdu. Her şey normalde işleyen tik sistemiyle aynı işliyor. Sadece araya saptikler geldi. Örneğin siz eskiden bu iki tik arasında W'ya bassaydınız bu tikin bitmesini bekleyip o şekilde aksiyon verecekti. Ama yeni saptik sistemine göre bu iki tik arasına yeni bir tik oluşturuyor. Yani ortada kalkan bir şey yok. Yine aynı tik zaman çizgisi üzerinde saptikler oluşmuş oluyor. Ve artık CJGO'da da saptik sistemi var. Zamanı biraz geri sararsak videonun başında animasyon yapabildiğimi söylemiştim. İlkokuldan beri zamanım sürekli boş kağıda bir şeyler karalayarak geçti. Ve bu yüzden küçük yaştan animasyona merak salmıştım. Zamanındaki animasyon kanallarını izleyip dandik animasyon programlarından animasyon yapmaya çalışıyordum. Ve işte yaptığım ilk Minecraft animasyonu. Bence gayet kaliteli değil amına. Aradan neredeyse bir 12 yıl geçmesine rağmen hala animasyonlara ilgi duyuyorum. Hatta bazen YouTube ana sayfama düşen 10 saniyelik FPS animasyonlarını izlerken zevk duyuyorum. Aramızda kalsın. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Şu anda duyduğunuz müzikten telif ettiğim için aralıksız konuşmam gerekiyor arkadaşlar. Niye böyle oldu gerçekten ben de bilmiyorum. Çok fazla yeşil çantamı izleyip severim aslında. Niye böyle yaptınız, keşke böyle yapmak. Sanırım başardım. 3 günüme mal oldu ama. Evet sayın seyirciler, karşınızda CJGO'nun yeni silah animasyonları. Ben bu zor turuk animasyonları yaparken Alper de o sırada round sistemi ve bombaları yapıyordu. Ve bana dedi ki... Eğer teröristsek elimizdeki bombayı aynı Counter Strike'daki gibi kurabiliyoruz. Bombayı kurarken yaptığım animasyon oynuyor. Ve kurduktan sonra alt tarafta Counter'daki gibi bir uyarı çıkıyor. Patladıktan sonra da herkes ölüyor ve bunu görmemeniz lazım. Ayrıca havaya uçtuktan sonra dikkat ettiyseniz sağ üst taraftaki kill feed'i tamamen CSGO'dan çaldık. Uf çok güzel çaldık, aynısı oldu bildiğin. İsterseniz bomba patlatın, isterseniz herkesi öldürün, isterseniz sürenin bitmesini bekleyin. Round sistemi çalışıyor. Evet, bu konuşmayı nasıl bağlayacağımı bulamadım. Ayrıca yine aynı CS'deki gibi 15. round bittiği anda takımlar sweepleniyor. Ve Counter teröristleriniz bombayı defuse'layabiliyorsunuz da. Ayrıca defuse kitiniz varsa daha hızlı da defuse'layabiliyorsunuz. Onun haricinde yepyeni TPS animasyonlarımız da var. Aa, bu video düşündüğümden daha uzun sürdü. O yüzden biraz hızlanacağım ve tüm detayları teker teker anlatacağım. Zamanı biraz geri sararsak az önce anlatmış olduğum bombanın sesleri de var. İnternetten CSGO'nun bomba seslerini ararken bir şeyle karşılaştık ve şok olduk. Bomba sesleri aslında inanılmaz bir matematik formülüyle çalışıyormuş. Bu formülü kullanarak bip sesini çalıştırdığımızda istediğimiz süre zarfı içerisinde gittikçe tizleşip hızlanan bir ses formülü elde ediyoruz. Bu sayede modüler bir bomba sistemi yapmış oluyoruz. Modüler olmasının önemini ileride anlatacağım. Ayrıca bombada sadece bip sesi de yok. Bildiğiniz gibi Counter-Strike serisinin çok oynanma sebeplerinden biri de fazla modlanıp insanların kendi istedikleri kurallara göre oyunu şekillendirebilmeleri. Bu olaya en çok katkısı olan operatör konsol. Biz de CJGO'ya konsolu ekledik. Ve oyun içerisindeki tüm ayarları buradan kendimize göre değiştirebiliyoruz. Örneğin az önce bahsettiğim bomba süresini buradan 3 saniye yaparsam... Alper, elimdeki bombayı gören mi? Görmüyorum. 3 saniye sonra patlayacak ben kurunca. Niye öyle söylüyorsun oğlum ya? Maymun. Hemen çözmen lazım. Oğlum 3 saniyede nasıl çözeyim? Ulan senin yapacağın iş... Ne oldu lan? Ayrıca aynı CS'deki gibi client, server, network ayarlarını da değiştirebiliyorsunuz. Ya da sunucuya sadece oyuncu olarak girdiyseniz ve sunucu sahibi SV Cheese 1 yapmadıysa server ile ilgili ayarları değiştiremiyorsunuz. Ve buradaki komutların hepsi birebir CSGO'daki ile aynı. Ve bunun da nedenini birazdan anlatacağım. Modde. Daha çok CS 1.6'da olan bu özellik bir sunucuya girdiğinizde sunucumuza hoş geldiniz. Bir hoş geldin afişi sizi karşılıyor. CS 1.6 oyuncuları bunları aynı bir web sitesi yapar gibi HTML'den yapıyor. Aslında biz de HTML ile ayarlanabilir yapacaktık ama bir türlü beceremedik. Bu yüzden kendi HTML'imizi yaptık. Tamam, o kadar da abartmayalım. HTML'imsimizi yaptık. Modde dosyasını açıp bizim sözde yazılım dilimize hoş geldin sayfanızı ayarlayabilirsiniz. Ve oyuna giren oyuncularınıza bunu gösterebilirsiniz. Oh, gerçekten bu video bitmiyor. Birazcık daha hızlanayım. Ayak. CS2'de görüp insanların maymuna döndüğü kendi ayağımıza görebilme sistemi. CFG. CSGO'daki gibi önceden yazdığınız CFG'leri oyun içinde kullanabilirsiniz. Ya da profesyonel CSGO oyuncuların CFG'lerini kullanabilirsiniz. Bilmem hatırlar mısınız, az önce konsoldaki komutların CSGO'daki ile birebir aynısı olduğunu söylemiştim. Bunun sebebi Alper'in 3 sayfalık destansı CSGO CFG'sinin aynısını CSGO'da çalıştırmak içindi. Ananı çok korktum lan. Enayi. Selam arkadaşlar, şimdi AWP'le oynayacağız. Neredeyiz? Hayatıma vuruş, ne yaptı bana? Hadi. Fare niye gözüküyor ya? Tamam, ne yapayım? Cross opacity 0. Yaz. Gel cross hayırsız gel. Pezevenk, crosshairsiz gel diyorum. Tamam. Hop!
Abi siktir git. Oğlum çok kolaysın lan. Ekran yap beni yine uğramazsın. Oğlum çok kolaysın. Demek benim kötü oynadığımı düşünüyorsun Alper ha? Asıl oynayışımla şimdi karşılaşacaksın. Alper. Ben full öleyim mi? Amına koyayım vuramadım. Duvardan falan vursana, duvardan vur. Şimdi sana hayatımın vuruşunu yapacağım, hazır mısın? Oha! İmbot da başladı şerefsiz. Oğlum nereden vurdun? Sadece ölüler bilir. Bu ne oğlum, bu nasıl bir... Hadi bilmiyorum çünkü yapmaya devam et. Neredesin? Oğlum, yukarıda mısın? Bu sefer bittin ha. Yukarıda mısın? Ben de yukarıdayım. Zirvedeyim. Zirvedesin. Şöyle tam bence şurada bir yer... Ne oluyor? Şurada olabilir. Pezevenge bak. Neredeydin lan? Şuradan gördüm de oradan vur. Sen şimdi bunu gör. Tamam lan. Bıçak gel. Üste gel. Üsteyim. Bıçak gel. Geliyorum. Hadi basın. Yat duruş. Kaç canın var? Koran bitti. Kaç canın 50 var? Canım var daha. 50. Tamam bir kere daha gel. Bir kere daha gel. Yine aynı taraftan. Geliyorum lan. Çok fena taktik yapıyorum. Tam Dastik'e geçebiliriz. Ne oluyor lan? Bu nasıl Dastik oğlum? Hiç görmemiş gibiyim. Evet, sanırım trendeyiz. Alper. Hop yat aşağı. Nasıl ya? Sen T'sin değil mi? Bomba hiç kurmuyorsun ama. Eşek. Doğduğun yerde bomba kurabiliyorum. Hadi bakalım buna ne yapacaksın? Animasyon oynamadığı için ne yaptığını anlamıyorum ki. Ben bombayı çözüyorum zannettim. Hadi 3, 2, evet, tamam ne kolaymış. Map'i değiştirdim. Programımızı yarıda keserek sizlere korkak köpek Cesur Show'u sunuyoruz. Başrolde Cesur. Anne. Cesur'un evinde oynamak da... Hani çıkar kafanı. Rezik malzeme. Abi nasıl vuramıyorum? Kaç canım var? Çok canım var. Neredesin ama pezeyim? Ya koyarım seni. Eşek evet, yat aşağı. Alper öyle bir kroseri yaptım ki bunu görünce direkt öleceksin. Amına koyayım seni, nereden vurdun beni? Niye bir? Diggle mi? Hadi şu son Diggle'da vuralım da gidelim. Sileceğim şimdi abi projeyi. Amına koyarım seni, nasıl o kadar hızlı geldin? Benim arkadaşlar bu videoda. Uuuu! Bu dizi babo man. Oğlum bak sikerim. Valla bak çok hızlı oldum. La olduğun yerinde durun valla bak. Amına koyayım! Çıkma oradan, döverim seni. Tamam, çıkmam abi. Neredesin oğlum? Orkuma mısın?